Prime dönemindeki bir William Carvalho'yu transfer etmek isterseniz en az çift taneli 1 milyon euro ödemeniz gerekiyor ki bu da şu andaki mevcut Türkiye ekonomisinde ve futbol pazarımızda baktığımız zaman da çok fazla mümkün gözükmüyordu. Ancak daha içerisindeki enerjisini daha çok hücuma verebilecek bir hale getireceğinden hücumda daha aktif, daha çok golü arayan, daha çok gol pozisyonuna giren bir Fenerbahçe izletmeleri muhtemel. Bu yüzden de aslında sol oyuncusu olarak Onyekuru kullanması halinde hücumlar sadece tamamen Gezal'in üzerine binmiş olacak ama sanki o saha içerisindeki aktifliği, o enerjiyi sağlama konusunda da Onyekuru Beşiktaş'a da iyi bir etki yaratabilir.